Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Datça'ya doğru yelken açmış ve orada keyifli bir akşam geçirmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz yukarıda beliren video kartını tıklayın. Bu bölümümüzde Datça'daki kuzenlerimizle Kargı koyunda eğlendik. Ertesi gün vedalaşıp Dirsek Bükü'ne yelken açtık. Bozburun Yarımadası'nda bulunan Dirsek Bükü'nün harika drone görüntülerini izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelin gelin. Kuzenlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Çok eğlenceli bir gün. Parti vermek üzere. Yan tekne de dolu bugün. Hoş geldiniz. Renge bakın. Hidroş renge bak. Bayağı turkuaz yani. Turkuaz. Biz buradan da atlıyoruz, yüzüyoruz. Çok güzel oluyor burası. Burası da Taşlık. Bu plajın adı. Kumluğun kardeşi. Çok tatlış yastıklar var. Şunlara bakar mısınız? Vardım. Evet, kaptanlarımız çok iyiler. Şu anda bizi nereye götürüyorlar bilmiyorum ama. Önce Kargı, belki akvaryum koyup. Her şeyin çok güzel olacak bir yere gittiğimizi düşünüyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz Özgür Hanımcığım? Flamingo'ya ne zaman oturacağımı düşünüyorum. Flamingo şişik değil ki. Skandal. Bir skandal. Mini mini bir koycuk. Renk muhteşem. Denizin dibi muhteşem gözüküyor. Küçük yelkencik var. Şimdi Kargı'ya geldik. Eda Kargı koyun deneyecek, bakalım beğenecek mi? Ay çok beğendim. Şu an beğeniyorum. Şu an beğenmeye başladı. Koy kalabalık her zaman olduğu gibi. Arabalar yolun yarısına kadar dolduruyor. Otopark zaten dolu. Koy güzel ama. Şöyle nereden çekelim? Çekemedim. Şuradan çekeyim. Kargı hep böyle güzel, sakin bir koy. Evet, demire attığım zaman demirimi görmem lazım. Ben şurada görüyorum, 7-8 metrede duruyor. Gayet güzel. Hava çok müsait bugün. Mükemmel. İnsanlar açıkta yüzüyor. Böyle durumlarda dikkatli girip çıkmak lazım. Yanımızda İtalyan bayraklı Roma'ya kayıtlı bir yelkencik var. Arabalar yavaş yavaş dönüşe geçti. Artık koyda. İnsanlar devam ediyor keyif yapmaya. Plaj tam dolu. Mert'im. Ne yapıyorsun? İyidir, senden ne olur? İyiyiz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Abim be, bakıyorum işte. Ben şurada oturacağım. Harika bir gün geçirdik. Motorlu ve yelkenli çifte buradan sevgilerimi sunuyorum. Onları öpüyorum. Bu harika gün için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Sergüzeş tavırlar yaşasın, sergüzeşlik. Sizleri seviyorum beybiler. Hadi. Artık Datça Limanı'ndan ayrılıyoruz. Bu arada şu gri Father & Sons teknesinden Mesut arkadaşımıza selamlar söylüyoruz. Biraz önce tanıştık kendisiyle. Yine harika bir deniz. Niye burada bekliyoruz diye soracak olursanız eğer, minnak dingimizi Mert Kaptan şuraya matafora üstüne alacak. Evet, işte Meis Adası gözüktü. Arkası Bozburun Yarımadası. Biz Dirsek Bükü'ne gidiyoruz şimdi. Arka tarafa. Yelkenler tam açık, tam arma. Yol alıyoruz. Rüzgar zayıf, O yüzden motor destekli gidiyoruz. Rüzgar 1 saate falan artarsa kalan 2 saatlik seyrimizi motoru kapatıp da gidebiliriz. Çok mülayim açıda tekne yattı. Datça arkada kaldı. Bu şekilde. Deniz çok güzel. Mert Kaptan canlı yayında sorulara cevap veriyordu. Ben de onu çekiyorum. Güzel seyir devam ediyor. Şu an Dirsek'e çok yaklaştık. Yelkenleri kapattık. Biraz önce açıktı, artık hava kaldı. Dirsek'e çok yaklaştık. Karşıda gözüken yer. Burası Marmaris'e gidilen artık Hisarönü Körfezi'nin sonu Bozburun Yarımadası. Burası Simi Adası. Arka taraf Datça. Seyre devam ediyoruz. Motor seyriyle devam ediyoruz. Bakalım. Kahve geliyor. Az kaldı. Dirsek tamamıyla görünüyor. Ortaya çıktı. Bozburun Yarımadası görünüyor. Bir adet kulet. Simi Adası. Şimdi onun biraz dalgası gelecektir muhtemelen. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek dalga yapıyor. Karşılıklı selamlaştık. Çok güzel ve büyük bir tekne. Amerikan bayraklı. Dalga geldi mesela, nasıl geliyor bakalım. Yaklaşık 1-1,5 metre bir dalga yapıyor. Ama tabi geniş aralıklı olduğu için sıkıntı yok. Bu şekilde sallanıyor ve sonra geçiyor. Daha yakın geçse daha çok sallar. Evet, Dirsek Bükü göründüğü gibi dolu. Şaşırdım, ben ilk defa burayı bu kadar dolu gördüm. Bir sürü büyük hulet ve ticari çok. Ufak tekneler de var tabi bizim gibi ama bakalım. Bayağı ciddi kalabalık var. İçerisi hiç görmediğim kadar dolu. Hakikaten dolu. Mavi yolculuk ticari teknelerle bayağı dolu. Biz genelde şu karşıya demirliyorduk. Orada gene yer var gerçi ama hiç bu kadar dolu görmemiştim. Şu mavinin iskelesini düşündüm. Mavi yelkenli, ne dersin? Orada kıyı yok işte. Orada kıyı var işte. Kıştan nasıl olacağız? Ben nasıl gireceğim? Ayakkabılar burada.